Evet, 6 gün aradan sonra hepinize selamlar. Ben Muhammed. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şu anda teknik servisi olan Xiaomi Mi Hi cihazım hakkında size bilgi vereceğim. Çoğu arkadaş hem cihazı soruyor hem de neden video atmadığımı falan soruyor. Hani bir cevap niteliğinde bir video olsun. Zaten cihazım geldiği anda veya ücreti iadesi falan olduğu anda sizlere detaylı videoyu atacağım. Sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında zaten arkadaşlar, çoğu arkadaşın cihazı zaten sorunlu. Aynı şekilde benim yaşadığım sorunu da yaşayanlar var. Bayağı bir yaşayan var hatta. Dokunmatik sorunu, kamera titremesi, batarya sorunu yaşayanlar var. Ve nasıl teknik servise göndereceklerini, ne gibi işlemlerden geçeceğini bilmiyorlar. Bunlar için de özel bir video çekeceğim arkadaşlar birkaç haftaya. Biraz geç olacak çünkü arkadaşlar gerçekten hem Ramazan'dan dolayı şu anda zaten oruçluyum. Gerçekten hani konuşmakta zorluk çekiyorum. Boğazım kupkuru. O yüzden kusura bakmayın tıkanırsam falan arkadaşlar. Ramazan'dan dolayı biraz videolar, video düzeni yine bozulabilir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar şimdiden. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Şu anda cihazım teknik serviste. İki tane video yaptım. Onları da size göstereyim. Xiaomi Mi Hi garantiden geldi. Ve ekran ve batarya değişti. Bir video yaptım. İlk geldiğinde bu videoyu yapmıştım. Geldiği gibi hatta kutu açılımı falan yaptım. Onu size göstereyim. Bakın zaten paketi burada açıyorum. Hani garantiden geldiği gibi videoyu çektim. Garantiden geldi, kullandım, hiçbir sorun yok, gayet normal çalışıyor, ekranı gayet güzel, ekranı değişmiş gayet güzel, bataryası değişmiş, yazılımı değiştirilmiş, hani sistem yeni gün sistem güncellemeleri yüklenmiş, hani fark hissettim, telefon biraz daha iyi olmuştu, dokunmatik falan çok fark etmişti zaten. Arkadaşlar, telefon garantiden geldi, yani bu videoyu çektikten tam bir gün sonra ben masanın kenarına vurdum telefonu ve telefon şöyle oldu. Yani videoyu izleyenler vardır aranızda arkadaşlar. Telefon şarjda, yani açılmamaya başladı. Hiç açılmadı, şarjda açılıyordu. Şarjdan çıkarınca hiçbir tepki vermiyordu, açılmıyordu. Zaten burada videoda size detaylı bir şekilde gösteriyorum. Aynı zamanda videolara gerçekten moralim çok bozuk arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Onlarca emek verip telefonu garantiye gönderiyorsunuz. Ve garantide bir haftaya da yakın bir süre kalıyor. Garantiden geliyor. Hani garantide arkadaşlar bir hafta kaldı. Yaklaşık 5-6 gün kaldı neredeyse. Garantiden gelmesi bir hafta sürdü. Yani 6 gün falan sürdü. İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Ankara'dan geri İstanbul'a gitti kargom. İstanbul'dan tekrar Ankara'ya geldi. Tekrar Van'a geldi. Sonra Hakkari'ye geldi. Yani kargoda baya bir karışıklık yaşandı. Telefonum İstanbul'a gitti falan. Baya Türkiye'yi dolaştı. Her neyse. Yani ben neredeyse 1,5 hafta civarında beklerim cihazı. Cihaz geldi, bir gün sonra bozuldu, tekrar göndermek zorunda kaldım. Bu gerçekten moral bozan, can sıkan bir durum. Kim yerimde olsa aynı moral şeyi olurdu. Bunun dışında dokunmatik yine arızalandı. Yani dokunmatik ekranı zaten değişmişti. Geldikten bir hafta, bir gün sonra tekrar şarja takıyorum arkadaşlar. Şarja taktım ve yine dokunmatik sertleşti. Dokunmatik basmadığını fark ediyorum. Zaten videoda da bundan bahsediyorum. Videoda da bu açıkça görülüyor arkadaşlar. Yani demem o ki bayağı bir aydır falan sıkıntı çekiyorum arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntılıyım cihazdan dolayı. Size şu anki durumundan bahsedeceğim. Arkadaşlar telefon ne zaman gitti? Şurada yazıyor geri zamanı. 06.05.11.18'e gitmiş. Yani yaklaşık 5 gün önce gitmiş arkadaşlar. Ellerine ulaşmış. Yani 5 gündür saat 11'de ellerine ulaşmış. 5 gündür cihaz onların elinde. Ve 5 gündür onarım işlemleri devam ediyor. Ona birazdan geleceğim. Arkadaşlar cihaz 32 GB diye gözüküyor. Cihaz rengimiz Black. Burada Serino'dan bahsetmiş. İSA iletişim, yani aldığım firmadan bahsediyor burada. İSA iletişimmiş. Garanti devam ediyor. Ünvan Muhammed Tansu. Onun dışında arkadaşlar müşteri şikayetler bölümünde açılmıyor, ısınıyor, dokunmatik problemi, açılış ekranında kalıyor ve açılmıyor diye girmişler. Halbuki ben biraz daha farklı bir giriş yaptım. Yani biraz daha farklı sorunları belirtmiştim. Burada biraz daha farklı girmişler. Yani %50'lik kısmını buraya girmemişler. %50'lik kısmını eksik girmişler. Yani burada açılmıyor, açılış ekranında kalıyor ve açılmıyor. Açılış ekranında kalıyor ve açılmıyor koyacaklarına sadece açılmıyor koysalardı, girdiğim diğer bir sorunu buraya girselerdi daha güzel olurdu. Ancak gerçekten girmemişler. Yani benim oraya girdiğim sorunların sadece %50-%60'lık bir kısmını buraya müşteri şikayeti olarak girmişler. Teslim alan aksesuarlarda kutu sim aparatı diyor. Arkadaşlar tamam, kutu bir kere sim aparatı içinde yoktu. Ben cihazı teslim ettiğimde sim aparatını koymamıştım. Şarj aleti, kılıf ve USB kablosu vardı. Bunlar girmemişler. Kutu sim aparatı demişler. Bu da tamamen yanlış. Ürün fiziksel durumu, kamera camı çizik. Evet, kamera camı çizik. Arkadaşlar
ücret kısmını geçiyorum. Şey bakın, giriş resimleri ve yapılan işlemde hiçbir şekilde ekspertiz resimleri, giriş resimleri, yapılan işlemlerde hiçbir şekilde buraya bir şey girmiyorlar. Önceki işlemimde giriş resimleri, ücret, yapılan işlem hepsi boş. Hiçbir şekilde bir şey girmiyorlar. Ekspertiz resimleri falan bunlar hep boş oluyor. Yani hiçbir şekilde bunlar dolu olmuyor. Onu söyleyeyim. Yani cihaz şu anda 5 gündür onarım işlemleri devam ediyor. Beni arıyorlar. Şey diyorlar arkadaşlar, beni ne zaman aradılar? Beni dün arkadaşlar cuma günü saat 9'da aradılar. Cuma günü saat 9'da aradıklarını, yani teknik servis aradı. Cihazınızda herhangi bir sorun görmedik. Sizin söylediğiniz sorunların hiçbirini biz yaptığımız testlerde bulmadık dediler bana. Bir kere arkadaşlar benim sorunlarım videolarda gözüküyor. Videolarda sorunları size gösteriyorum. Bu bir. İkincisi de madem sorun yok, madem cihazım sorunsuz, neden onarım işlemleri devam ediyor? Burada detaylı testler devam ediyor yazması gerekirken benim cihazımda onarım işlemleri devam ediyor yazıyor. Bu da tamamen bir saçmalık. Beni arıyorlar. Sorun yok, görmedik, sorunsuz bir cihaz diye şey yapıyorlar, konuşma yapıyorlar bana. Ondan sonra buraya Delta servisin arıza takip ekranına girdiğim zaman da onarım işlemleri devam ediyor diyor son durumda. Yani ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Bu gerçekten saçma bir durum. Cihazım geldiğinde de büyük ihtimal tüketici hakem heyetine gerekli şikayette bulunacağım. Şikayetimi yapacağım. Gerekirse ücreti yardımını alırım. Bunun dışında arkadaşlar bir de ben mail olarak bunlara ulaştım. Mailimi attım. Bana değerli müşterimiz e-postanız tarafımıza ulaşmıştır. 2-3 günü içerisinde ilgili departman tarafından dönüş yapılacaktır diyor. Bundan sonra arkadaşlar benim mailimi sizlere okuyayım. Ben saat cuma günü 13.21'de yani dün mail attım bunlara. Merhabalar, bana yani kendi mailimi okuyayım arkadaşlar. Merhabalar, şu an teknik servise onarım işlemi devam eden Xiaomi Mi Aquilight cihazım aldığım ilk günden beridir sorunlu bir cihaz. Garanti kapsamında dokunmatik ekran değişmesine rağmen cihazım elime geçtikten ve kullandıktan 1-2 gün sonra şarj esnasında dokunmatiğin sertleşmesi ve algılamaması sorunu tekrar başlıyor. Şarj adaptörünü, şarj kablosunu değiştirmeme rağmen sorun düzelmiyor. Telefonum şarjdayken dokunmatik ekranın hassasiyetini yitiriyor. Aynı şekilde cihazımın bataryası değişmesine rağmen pil performansının düzelmemesi ve şarj esnasında cihazımın kapalı olmasına rağmen ciddi anlamda ısınması telefonun sadece belli başlı sorunları. Xiaomi Mi Aquilight cihazımın fabrika çıkışta arızalı olduğunu ve garanti kapsamında cihazın sorunlarının düzeltilmesine rağmen birkaç gün sonra sorunların aynı şekilde tekrarlandığını belirtmek isterim. Kullanmış olduğum arızalı cihazın ücret iadesini talep ediyorum. İyi çalışmalar dilerim diye bir mail attım. Tabi burada iletişim telefon numaramı, formumu falan koydum. Bunu inceleden, yani öyle denetleden sildim. Siz görmeyin diye. Arkadaşlar böyle bir mail attım. Bana cevap olarak merhabalar, cihazınızın detaylı test aşamasında olup incelemeler tamamlandıktan sonra tarafımıza en kısa sürede iletecektir diyor. En kısa süre dedikleri 5 gündür devam ediyor ve 5 gündür ben mail atmasam, ben aramasam falan hiçbir şekilde bana dönüş falan da yapmayacaklar. Hatta arayıp bir de cihazımın sorunsuz olduğunu bana söylüyorlar. Halbuki YouTube'da 3-4 tane videom var, cihazın sorunlu olduğu videolar var. Olmadı hani linkini atıp onlara izlettireceğim videoyu. İade talep ettim. Bakalım arkadaşlar cihazı yine sorun bulmazlarsa, bana yine gönderirlerse ben ciddiyle gidip tüketici hakem heyetine şikayetimde bulunacağım. Yani bu şekilde ben de hala bekliyorum. 5. gün oldu bugün. Bugünle birlikte 5 gün işte. Arkadaşlar bakalım ne olacak. Ben de bekliyorum. Şunu anladım. Delta Teknik Servis gerçekten hani cihaz aldığınız zaman cihazınızın Delta Teknik Servis garantili olmamasına dikkat edin. Arkadaşlar cihazınız her zaman Samsung'sa Samsung Türkiye garantili olsun. Xiaomi ise Xiaomi Türkiye garantili olsun. Ne bileyim. Vestel ise Vestel Türkiye garantili olsun. Bu şekilde garantilerden alın. Yani Delta'dır, KVK'dır, bilmem başka herhangi bir ithalatçı firma garantilerinden falan işlem yapmayın. Onlardan ürün almayın arkadaşlar. Size tavsiyem her zaman marka garantisidir. Samsung Türkiye'dir, Huawei Türkiye'dir, Xiaomi Türkiye'dir, LG Türkiye'dir. Bu tür yerlerden, bu tür garantiye sahip cihazları satın almanızı size tavsiye ediyorum. Umarım cihaz elime geçer arkadaşlar, ya da geçmese bile, doğru düzgün geçmese bile ücret iadesi yaparlar. Ücret iadesi yaptıklarında zaten alacağım yeni telefonda sizlerle paylaşırım. Hani hangi telefon alacağım sizlere bahsederim. Aldıktan sonra da onunla ilgili de 10-15 tane video yaparım. Umarım videom hoşunuza gider. Elimden geldiğince cihazın durumunu, yaşadıklarımı sizlere anlattım. 6 gün önce en son video attım. 6 gün geçti. Bu 6 gün sonraki ilk video. Kusura bakmayın arkadaşlar, videom düzenim gerçekten bozuldu. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.